Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı Süleyman Kocasert ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Çin'deyiz, İntertekstil Fuarı'ndayız. Ne düşünüyorsunuz fuar hakkında? Öncelikle bu benim ilk yılım. Daha önce bu fuara katılamadığım için kendimi şanssız hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü ilk izlenimlerim oldukça etkileyici. Çok yüksek oranda bir katılım söz konusu. Sadece Çinli alıcıların değil, dünyanın her yerinden alıcıların da geldiğini görüyoruz. Denizli olarak, Denizli İhracatçı Birliği olarak fuara ilk kez katılıyoruz. 6 tane Denizli firmamız var. Havlu, Bornoz, Çarşaf, Nevresim grubundan. Belki bir o kadar da gözlemcimiz var. Ben de başkan olarak burada açıkçası fuarı gözlemleyip değerlendiriyorum. Döndüğümde izlenimlerimi yönetim kurulu ve üyelerle paylaşacağım. Öyle sanıyorum ki 3 günün sonunda elde ettiğim izlenimler neticesinde önümüzdeki yıl fuara Denizli'den çok daha ciddi bir katılımın olacağını söyleyebilirim şimdiden. Şu an milli katılımla buradayız. 57 tane firma buraya gelmiş durumda. Peki bu organizasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben oldukça başarılı buluyorum. Bilhassa Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin Sayın Başkanı İbrahim Burkay'ı tebrik etmek isterim. Turkish Home Textile olarak çok ciddi projelere birlikte imza atıyoruz zaten. Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin gerek lonju, gerek servis hizmetleri, gerekse katılımcılar olan yakınlığı oldukça takdire şayan. Umarım Denizli İhracatçı Birlikleri olarak da önümüzdeki yıl bu ve benzeri fuarların bir ucundan biz de tutarak Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin paydaşı oluruz. İnşallah. Çin pazarı büyük bir pazar. Bu markete girmek isteyen Türk firmalarına peki ne önerirsiniz? Öncelikle şunun altını çizmekte büyük yarar var. Çin dünyanın en büyük tedarikçisi olabilir. Çin dünyanın en büyük ithalat merkezi olarak da görülüyor olabilir. Ancak şu göz ardı edilmemeli. Çin son 10 yılda %10'un üzerinde büyüme kaydeden, başka bir ifadeyle her yıl geliri ve tüketimi artan bir ülke. 1.3 milyarlık nüfusu olduğunu düşünürsek ve bu nüfusun %3, %4 gibi çok küçük bir kısmının dahi yüksek potansiyelli alıcı olduğunu düşünürsek birçok Avrupa ülkesinden çok daha büyük bir pazar. 60-70 milyonluk bir pazarı konuşuyoruz. Komşu ülkelerin de burayı çok sık ziyaret ettiğini biliyoruz. Öyleyse Çin'e sadece almak için değil satmak için de gelmeli. Bu anlamda Çin'deki pazarları çok ciddiye almalıyız diye düşünüyorum. Ancak Çin'le iş yapmanın önemli yollarından bir tanesi burada son derece ciddi ve saygın bir distribütör ya da acenteye sahip olmak. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.